Merhaba değerli Olay TV izleyenleri, gündemin getirdiklerinde bu akşam da karşınızdayız. Bu akşam maalesef üzücü bir haberle başlayacağız. Günün öne çıkan manşetleri yine karşınızda. Evet. Şemdinli'de yüreğimiz yandı. Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamayla sarsıldık. Nitekim hainler, terör örgütü militanları Şemdinli'de bu kez iş başındaydılar. Şemdinli'de karayoluna döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdiler. Askeri zırhlı aracın geçişi sırasında ve Genelkurmay'ın açıklamasından 4 askerin şehit olduğunu öğreniyoruz. 9 da yaralı var, 4'ü ağır olmak üzere. Ardından bugün aldığımız başka bir üzücü haber, Nusaybin'de bir şehit başlığı da veriyoruz. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Mart'tan bu yana sürüyor operasyonlar ve bu operasyonlarda bugün bir şehit daha verdik. PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir astsubay ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü. Şemdinli'den önceki haberdi, Nusaybin'de aldığımız acı şehit haberi. Başbakan yarın belli oluyor. Günün öne çıkan en önemli haberlerden biri de yarınki MKYK'ya çevrildi. Aslında bugün yarınki MKYK'nın 11'de toplanacağı açıklanmıştı. Buna yönelik bir haber geldi. Öğleden sonra ise AK Parti'nin Nurettin Canikli saat 2'de yarın bir açıklama yapılacağını ve yeni başbakanın bir diğer ifadeyle AK Parti'nin yeni genel başkan adayının yarın açıklanacağını ifade etti. Hemen hatırlatalım, pazar günü AK Parti'nin olağanüstü kurultayı var ve bu olağanüstü kurultayda hatırlanacağı üzere Başbakan Ahmet Davutoğlu aday olmayacağını açıklamıştı. Evet, Kalın'dan gündeme dair açıklamalar bugün kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Önce sıcak gündemle başlayalım. Yani Başbakanın belli olacağıyla ilgili gündeme ilişkin soruları yanıtladı İbrahim Kalın ve Başbakanın Cumhurbaşkanını ziyaret edeceğini, ancak AK Parti'den Cumhurbaşkanına herhangi bir ziyaret talebinin, randevu talebinin daha doğrusu bulunmadığını ifade etti. Hemen belirtelim, bugün AK Parti'nin Cumhurbaşkanıyla, AK Parti yetkililerinin Cumhurbaşkanıyla istişare etmek için randevu talebinde bulunduğunu ve AK Partililerin köşke saraya çıkacağına dair bir haber vardı. Ancak İbrahim Kalın bugün yaptığı açıklamada AK Parti'den herhangi bir randevu talebi olmadığını belirtti. İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la ilgili soruyu da yanıtladı. Genelkurmay Başkanı'na nikah üzerinden yapılan eleştirilerin esef verici olduğunu ifade etti İbrahim Kalın. Ve son olarak Dağlıca'da PKK tarafından bir helikopterin düştüğüne dair iddiaları da yanıtladı İbrahim Kalın. Ve Genelkurmay'ın incelemelerinin sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde Genelkurmay'ın bu konuda bir açıklama yapacağını ifade etti. Evet, geçelim diğer gelişmelere. AK Parti'den file açıklaması. Evet, dün dokunulmazlıklarla ilgili yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı. Ve 330 ile 367 arasında bir oy çıktı. Bu ne demek değerli izleyenler? 330 oy teklifin, anayasa değişikliği ile ilgili teklifin referanduma gitmesini sağlıyor. 367 rakamı ise, sayısı ise referandumsuz anayasa değişikliğinin mecliste geçmesi anlamına geliyor. Dünkü oylamanın bir diğer sonucu da siyasi partilerin fire verdiydi. Şimdi bu sorunun yanıtı aranıyor. Hangi siyasi parti fire verdi? İddialar muhtelif. Bugün partilerin temsilcilerinden birbiri ardına açıklama geldi. Bülent Turan AK Parti Grup Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçladı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin
fire verdiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Söke ise AK Parti'nin bu oylamada tek samimiyetsiz parti olduğunu iddia etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi, suçladı ve firenin MHP'den geldiğini iddia etti değerli izleyenler. Bülent Turan'la ilgili benzer bir açıklama da bugün Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ CHP'ye yüklendi başlığıyla veriyoruz bu haberi de. Nitekim Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylamadaki tutumu nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi HDP işbirliğinin deşifre olduğunu iddia etti Bakan Bozdağ'da. Çürük diş çekilir. Bu da Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklaması değerli izleyenler. Nitekim medikal kurtarma ekibi görevlisi 4 görevlinin PKK'ya bilgi sızdırdığına ilişkin iddialar var. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na bugün bu iddia hatırlatıldı ve Bakan Müezzinoğlu binlerle ifade edilen bir ekibin içerisinde bunlar olabilir ancak biz çürük dişi bulur ve temizleriz ve kapının önüne koyarız şeklinde bir ifadesi var Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun. Akşener yeniden yollara düşüyor. Meral Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan adayı yeniden 10 ili dolaşacak. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki gelişmeler bir yana, Genel Başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener de yine yurt gezisine çıkacak ve 10 ili kapsayan temaslarda bulunacak. Evet, geçelim diğer gelişmelere. O hakimlere inceleme, MHP ile ilgili başka bir gelişme. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkez yetkililerinin bir başvurusu vardı. MHP'de kurultay kararını veren hakimlerle ilgili suç duyurusunda bulunmuşlardı MHP'li yöneticiler ve HSYK o hakimlerle ilgili inceleme başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nden vatandaşlara uyarı, yarın 19 Mayıs ve 19 Mayıs'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin internet sitesinden bir açıklama geldi. Daha doğrusu uyarı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği vatandaşlarını yarın için uyarıyor güvenlikle ilgili. Mersin'de korkunç cinayet, son derece sarsıcı bir cinayet haberiyle manşetlere noktayı koyalım. Mersin'in Silifke ilçesinde şizofren hastası olduğu belirtilen bir çocuk üvey annesini öldürüyor sevgili izleyenler. Üvey annesinin şeytan olduğunu, kendisinde cin olduğunu, cinlerin kendisine emir verdiğini ve bu emri yerine getirip annesini öldürdü bu şizofren hastası sevgili izleyenler. Bu da günün öne çıkan haberlerinden birisiydi. Bu haberle de günün manşetlerine noktayı koyuyoruz. Güne damga vuran fotoğraf karesi Meclis Genel Kurulu'nda geldi. Bu fotoğrafı gören herkes şaşırdı nitekim. Aslında bu fotoğraf dün çekilmişti ancak bugün yorumlar iyice yoğunlaştı. Fotoğrafta gördüğünüz gibi masanın bir ucunda, daha doğrusu meclis sırasının bir ucunda Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş Başbakan Yardımcısı. Bir yandan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir hayli samimi bir şekilde görüntüleniyor. Hatırlarsanız Tuğrul Türkeş'in MHP'den ayrılma süreciyle ilgili ikili arasında birbirinden sert mesajlar basın yoluyla iletilmişti. Ve bu fotoğraf karesini yorumlamak bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a düştü. Semih Yalçın bu fotoğraf karesine fazla anlam yüklememek gerektiğini ifade etti. Tuğrul Türkeş'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hal hatır sorduğunu ifade etti sevgili izleyenler. Bu fotoğraf karesini günün fotoğrafı olarak sizlere sunduk.
Evet, sosyal medyaya bakalım neler konuşulmuş. Arzu Yıldız annedir. Gazeteci Arzu Yıldız'la ilgili bugün bir karar verildi. Bu karar bir mahkeme kararı. Arzu Yıldız Mitterler davası ile ilgili davasında bakan savcıların ifadesini yayınladığı için bugün 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı ve bu ceza nedeniyle annelik haklarından mahrum edildi. Bu da sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Türkan Saylan'ın ölüm yıl dönümü bugün ve sosyal medya kullanıcıları sevenleri unutmamış Türkan Saylan'ı. Bülent Arınç haklıdır. Dün bir haber vardı hatırlarsınız. Başbakan eski yardımcısı Bülent Arınç, Turgut Özal Üniversitesi'nde bir panele, bir konferansa konuşmacı olarak katılıyor. Ancak daha sonra rektörlük tarafından iptal ediliyor. Bugün Başbakan eski yardımcısı Bülent Arınç, sert bir açıklamayla, Twitter hesabından yaptığı sert bir açıklamayla hadiseyi kınadı. Sosyal medyada bu gelişme düşmüş. Şaka gibi iki nokta üst üste, sizce hangi olay şaka gibi? Bak tam da buraya yazıyorum. Bu da benzer bir başlık. Sürgün değil, soykırım, CHP dokundurtmadı. Meclisteki gelişmeler, Hakkari Şemdinli. Akşam saatlerinde gelen üzücü haber ve belki de gelecekte başlıklı ifadeyle sosyal medyada noktayı koyuyoruz ve günün gelişmelerine geçiyoruz. Bu akşam AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun'u konuk ediyoruz. Evet, konuğumuz AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun. Programın girizgahında da belirttiğimiz gibi hafta sonu AK Parti'nin olağanüstü kurultayı var ve biz Torun'la bu kurultayı konuşacağız ama konumuz sadece kurultay değil elbette. Gündemin diğer sıcak gündem maddelerini de Sayın Torun'a soracağız. Sayın Torun, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederiz. Dokunulmazlıklardan başlayalım isterseniz. Nitekim dün bir hayli tartışma yaratan ve tartışması bugüne sarkan oylama gerçekleştirildi. Şimdi kimin fire verdiğine, hangi partinin fire verdiğine dair çeşitli iddialar var. Hangi parti fire verdi? Sizin partinizden bazı milletvekillerinin de fire verdiği söyleniyor. Ne diyorsunuz? Şimdi ben şunu şöyle ifade edeyim. Dokunulmazlıklar konusunda tabii bu hususu gündeme geldiğinde Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımızın biliyorsunuz anayasa değişikliği yapalım ve meclisin çalışmalarıyla ilişkin gündemi kilitlememek, çalışmalara engel olmasın, bir defaya mahsus tüm dokunulmazlık dosyalarını anayasa hükmüyle gündeme taşıyalım şeklinde açıklaması olmuştu. AK Parti grubunun davranış biçimi belirlidir. Biz kararlarımızı istişareyle alırız ve bizdeki bir bölünmeye yol açmadan birlik ve beraberlik içerisinde her zaman kararlarımızı uygulayan bir partiyiz. Bizim milletvekillerimiz de çok istisnai anlamda dışında, genel manada bir bölünme hiçbir zaman olmamıştır. Geçmişteki anayasa değişikliklerine bakınız, kanun çıkarılmalara bakınız, oradaki değerlendirmelerde AK Parti grubunun birlikte hareket ettiğini her zaman görebilirsiniz. Gönüllü kamuoyu da bunu çok yakinen biliyor. Biz bu konuda en büyük parti grubu olmamıza hem grubuyuz hem de birlikte hareket etme noktasında en kurumsal davranan bir anlayışa sahibiz. Bizim parti olarak böyle bir anlayışımız var. Milletvekillerimiz de aynı doğrultuda her zaman hareket etmişlerdir. Ama baktığımızda CHP'nin yapısı itibariyle değerlendirdiğimizde birçok konuşma, birçok hareket tarzında birbirlerine düştükleri, parti içinde çoğu zaman çok farklı seslerin çıktığı ve çoğu zaman birlikte hareket edemediklerini birçok davranış biçiminde oylamalarda görebiliyoruz. MHP açısından baktığımızda bunu bir CHP gibi söylemek mümkün değil. MHP de bu konuda daha kurumsal ve geleneklerini birlikte yansıtan bir anlayışa sahip bir AK Parti kadar olmasa da MHP'nin de birlikte hareket etme noktasında bir anlayışın olduğunu biliyoruz. Yani bu kamuoyunda bilinen bir husus. Bunun için ifade ettim. Bu bir gösterge. Nasıl ki diğer oylamalarda birlikte hareket eden partinin kim olduğu biliniyorsa, böyle bir oylamada da
kimlerin hareket ettiğini kamuoyu yakinen biliyor. Herkes şunu biliyor ki yakinen AK Parti bu konuda üzerine düşeni yapmıştır. Ama CHP ana muhalefet partisi ki dokunulmazlık konusunda her zaman çok hassas olduğunu söyleyen ve bunu hayata geçirmesini her zaman ısrarla isteyen CHP'nin konu ciddiyete bindikten sonra anayasa değişikliği noktasına geldikten sonra farklı açıklamalar CHP'nin yapıldı. İstediği bir teklif değildi ama bu yani. Teklif değil ama sonuçları itibariyle baktığınızda CHP'nin istediği işte bir yasal düzenlemeyle mecliste görüşülmesi noktasındaydı veya farklı bir takım öneride getirebilirdi ayrı bir konu ama sonuçta sonucu itibariyle burada mecliste bekleyen fezlekelerin tek bir yasa maddesiyle ki anayasadaki değişikliğiyle meclis gündemini boğmadan çünkü 500 küsür dokunulmazlık dosyasının tek tek görüşülmesi halinde meclisin en az 5-6 ay çalışamayacağı bilinen bir gerçek. Çünkü her fezlekenin ayrı görüşülmesi gerekiyor. Ama Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız, parti grubumuzun yaptığı açıklama gerçekten çok önemliydi. Biz meclisin çalışmalarına engel olmayalım. Bu konuda hep beraber madem tüm partileri HDP hariç diğer 3 parti bunu istiyor. Gelin bir anayasa değişikliği yapalım. Tek bir seferde tüm mecliste bekleyen dosyaları gündeme taşıyalım. Ve yargıya bırakalım. Bunu şeklinde teklif etmişti hatırlarsanız. Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız. CHP bizim teklifimiz böyle değildi gibi bir takım manevralar yapma peşine düştü o aşamada. Yani bu konuda ciddi bir duruş sergilemedi ana muhalefet. Bugün gelinen noktada AK Parti'nin bu konudaki iradesi ne olduğu bellidir. CHP'nin ne olduğu bellidir. Burada kimlerin de oy verdiğini kamuoyunu çok yakinen biliyor. AK Parti grubu bu konuda üzerine düşeni layıkıyla yapmıştır ama CHP... Tek bir fire vermedik diyebiliyor şimdi musunuz? Şimdi onu bilmek mümkün değil. Belki istisnai olarak olabilir. Ama bu birkaç kişinin böyle davranmış olması 316 kişilik bir meclis grubunun bu grubunun böyle davranmadığı anlamına gelmez. Ama baktığımız 316 kişilik bir milletvekili grubunda 300'ün üzerinde bir milletvekilinin olumlu oy vermesi ki ben inanıyorum ki tüm milletvekillerimiz orada olumlu oy vermiştir. Bunun AK Parti'nin iradesini ortaya koyması noktasından ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ama CHP'nin zaten karşı çıkışlarından bu anlaşılıyordu. İşte bizim teklifimiz böyle değildi. İşte şöyle olmalıydı gibi farklı bir bazı milletvekilleri zaten bazı CHP'li milletvekilleri red verecekten söylediler zaten. Açıkladı. Açıklamıştı. Yani burada davranış biçimi olarak buradan kaçamak cevaplarla, kaçamak hareketlerle bulunuyorlardı. Bunun da sonuçları yansıdığında yani söylemleriyle bugün gelinen noktada CHP'nin buna destek vermediğini. Ne olacak peki şimdi? Şimdi önümüzdeki süreç şu tabii. Cuma günü ikinci oylama yapılacak. İkinci tur oylamada daha doğrusu ne olacak? Asıl olan ne bekleniyor yani? Şimdi burada ana muhalefet partisinin gerçekten bir ana muhalefete yakışır. Bir davranış sergilemesi lazım. Dokunulmazlık konusunda samimi olmak gerekiyor. Madem ki en çok CHP bunu gündeme taşımıştı bugüne kadar. Gerçekten samimi davranması gerekiyor. Ana muhalefet partisi yakışır şekilde bir davranış sergilemesi gerekiyor. Genel başkanın grubunu iyi toparlaması gerekiyor. Ve yargı önünde kimsenin kaçmaması gerekiyor. HDP zaten bu konudaki duruşunu ifade etti. Biz buna karşıyız demişti ama diğer 3 parti biz dokunulmazlıkların kaldırılmasından yanayız. Bu bekleyen fezlekeler yönünden demişti hatırlarsanız. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve bir referanduma götürmeden gerek bırakmaksızın yani böyle bir oylamanın referanduma taşınırsa biz varız. Onu da söyleyeyim. Varız. Milletimiz bu konuda gerekli desteği verecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Ama böyle bir olayla meşgul etmeden kamuoyunu gerekli 367 üzerinde çoğunlukla bunun meclisten geçmeli ki bir referanduma ihtiyaç duymasın. Çünkü bugünkü alınan sayılar yani dün alınan sayılar ikinci turda da cereyan ederse bir seçenek referandum seçeneği. Çünkü 330'da 367 arasındaki bir sayıydı. Yapılacak şey anayasa hükmü gelince referanduma gidecek demektir. Bu böyle bir maddede milletimiz karar verecektir. Biz buna da varız. Ama bunun biz arzu ederiz ki ana muhalefet partisinin de açıklamaları CHP, MHP ve AK Parti grubu olarak bizim duruşumuzla birlikte bu açıklamalara uygun olarak hareket edilmesi diğer partiler tarafından ve mecliste büyük çoğunlukla bunun referanduma ihtiyaç duymaksızın samimi bir şekilde anayasa değişikliği yapılarak dokunulmazlıkların bekleyen fezlekeler yönünden sağlanması bu konudaki gerekliliktir diye düşünüyorum ve bu konuda yapılması gerekendir diye ifade ediyorum. Evet peki
Yarın gözler yarın da yarın saat 14'te yeni başbakan adayı açıklanacak. Yeni genel başkan adayınız açıklanacak. Başbakan Binali Yıldırım olacağına dair çok güçlü işaretler görüyor. Siz de aynı kanaatte misiniz? Şimdi benim tabii şu anda bir isim açıklamam uygun düşmez. Yarın nasip olursa şu anda pazartesi günü il başkanları, biz belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla birlikte genişletilmiş il başkanları toplantısı yapıldı. Ve orada istişareler yapıldı. Orada her arkadaşımızın isim yazması istendi. Ve dün de MKYK üyelerimiz, milletvekillerimizle ve üst kurullarımızla istişareler yapıldı. Sonuçta nihai değerlendirme bugün üst kurullarımız yapıyor. Yarın en son Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda değerlendirme yapıldıktan sonra da yeni genel başkan adayımız, başbakan adayımız yarın yetkili kurullarımız tarafından belirlendikten sonra açıklanacak. Yarın saat 14'te açıklanacak. Şimdi burada şu var. Yapılan istişarelerin neticesinde biz şunu ifade ediyoruz. Geçmişte nasıl ki AK Parti genel başkanını belirlerken nasıl istişare mekanizması işletmişse, nasıl başbakanımızı belirlerken bu mekanizmayı işletmişsek, yaklaşık 2 yıl önce yani Ağustos 2014'te bunu belirlemişsek, aynı istişare mekanizması çok güzel bir şekilde işletiliyor. Ve o tarihlerde de hatırlarsanız, Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanlığı bıraktıktan sonra Cumhurbaşkanlık makamına geçerken çok değişik spekülasyonlar yapılmıştı. İşte AK Parti'de çok farklı hareketler olur, kırılmalar olur, farklı adaylar çıkar. Biz hep şunu ifade ettik. Bizde kırılma olmaz. Hep biz birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederiz. İstişareyle kararımızı alırız. Ve bizim teamüllerimiz, geleneklerimizi herkes, müntesiplerimiz bilir. Ve herkes ona saygı duyar dedik. Hiçbir çatırtma olmaz dedik. Şükürler olsun hatırlarsanız. O zaman başbakanımız, genel başkanımızı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu belirlemiştik istişareyle. Bugün gelinen noktadaki çalışmalarda da böyle değerlendirme yapılıyor. Biz inanıyoruz ki yarın belirlenecek adayımız, genel merkezimiz tarafından ifade edilen, kamuoyuna paylaşacak adayımız, genel başkanımız, başbakan adayımız, birlik ve beraberlik içerisinde kongreye götürecek adayımız olacaktır. O adayımız etrafında tüm teşkilatlarımız, tüm yetkili kurullarımız kenetlenecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah pazar günü Ankara'da çok güzel bir kongreyi gerçekleştireceğiz. Festival havası içerisinde, coşku içerisinde, dünyaya mesaj verecek şekilde güzel bir birliktelik içerisinde bu kongremizi, ikinci olağanüstü büyük kongremizi gerçekleştireceğiz inşallah. Malum temayül yapıldı, milletvekillerine soruldu, il başkanlarına soruldu, kimi başbakan olarak görmek istersiniz diye. Evet. Bu temayülde Sayın Torun siz kimi işaret ediniz? Şimdi işaret değil her şeyden önce, tek bir isim. Tek bir isim. Klasikti. Bir isim. O bizde kalacak artık. Peki bu temayül yoklamasında yine Binali Yıldırım'ın ağırlıklı olarak çıktığı söyleniyor. Buna ne diyorsunuz? Şimdi yetkili kurullarımız bunu açıklamadı biliyorsunuz. Ama basına yansıyan şekliyle ancak konuşabiliriz. Baktığımızda basına yansıyan şeklinde Binali Bey'in isminde ön planda oldu. Basına yansıdı ama bir yetkili kurullarımız tarafından böyle bir açıklama yapılmadığı sürece biz bunu bu şekilde olduğunu söylemek mümkün değil. Peki hiç yarın inşallah merakımız yarın 14'te sona ermiş olacak. Sürpriz olur mu? Bunu sormuş olayım bari. Yani istişarelerin yarın, son istişare çünkü yarın yapılacak. En üst kurulumuzda yapılacak. Burada genel istişarenin çerçevesinde belirlenen ismin açıklanma söz konusu olacak. Ya sürpriz derken kamuoyunun benimsemediği, yetkili kurullarımızın belirlemediği, teşkilatımızı kabul etmeyeceği bir isim olmaz. Yani belirlenen isim mutlaka teşkilatımız tarafından kabul gören, benimsenen bir isim olacaktır. Evet, peki teşkilatların, yani siz teşkilatı temsil ediyorsunuz ama tek başınıza değilsiniz. Teşkilatların başbakan adayı olarak görmek istediği isim kimdi? Bununla ilgili bir nabız yoklaması yaptınız mı? Ya mutlaka arkadaşlarımızla yapılan istişarelerimizde biz il başkanlığımızla ilgili olarak neyi ifade edeceğimizi orada biz istişarelerde kendi adıma ifade etmeden evvel biz bu tür hususlarda arkadaşlarımızla istişare yapıp il başkanları toplantımıza öyle gidiyoruz. Evet, peki. Yarın yeni başbakan adayı belirlenecek. Artık bu kesinleşti. Hangi isim olacağını şu anda bilmiyoruz. Yani yarını bekleyeceğiz. Ağırlıklı olarak isimler konuşuluyor ama yarın açıklanan isim belli olmadan bir kesin ifade kullanmaktan kaçınmak lazım. Tabii.
Evet. Teşkilatlar nasıl etkilenecek yeni başbakandan sonra, 22 Mayıs'tan sonra? Bununla ilgili neler söylersiniz? Biz AK Parti olarak kurumsal bir yapıya sahibiz. Ve bu kurumsal yapımız da gerçekten çok güzel işliyor. Bizim kurucu genel başkanımız ve uzun 13 yıl genel başkanımız yapan, başbakanımızı yapan Sayın Cumhurbaşkanımız, biliyorsunuz ayrılırken bu tür şeylerde çok sorulmuştu. Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken AK Parti'nin bir kurumsal yapısının olduğu, her gelenin aynı bu kurumsal yapı içerisinde hayatını sürdüreceği çok açık bir şekilde ifade etmiş. Biz aynı düşüncedeyiz. Yani bu kurumsal yapı içerisinde bu makamlar şahıslara kaim değil. Kim gelirse gelsin bu anlayış sürecektir. Çünkü bizim AK Parti olarak büyük hedeflerimiz var. Önümüze koyduğumuz çok yüksek hedefler var. Türkiye'nin daha iyi noktaya gelmesi noktasında. 2023 gibi, 2053 gibi, 2071 gibi uzun vadeli hedeflerimiz var. Buradaki şahıslar değişse de bu makamlara gelen şahıslar ki değişecektir zaman zaman. Her kongrelerde değişiyor. Her hükümette değişiyor. Her diyelim ki belediye meclisinde dahi değişiyor. İl kongresine değişiyor. Biz hep şunu ifade ediyoruz. Biz hem tecrübeyi muhafaza ediyoruz hem de bir yandan yeni isimlere katarak bir dinamizm yakalıyoruz. Bizim için her kongre bir değişimdir aynı zamanda. Ama aynı zamanda bir sinerjidir. Burada üst kurullarımızın belirlediği isim etrafında hep hepimiz kenetleniriz. Teşkilatlarımızın çalışma metodu bellidir. Aynı şevk ve heyecanla yolumuza devam ederiz. Çünkü bizim önümüzde bu makamlardan daha makamlar değil, önümüze koyduğumuz hedeflere ilişkin olarak neler yapacağız, nasıl bir çalışma sergileyeceğiz, o hedeflere koşuyoruz biz. Bu makamlara kim gelirse gelsin, genel başkanımızdan tutun, en alt şeyde mahalle temsilcilerimiz, sandık temsilcilerimiz, üyelerimize kadar konan hedef doğrultusunda biz koşuyoruz, koşmaya da devam edeceğiz. Yani teşkilatlarımız açısından aynı güzellikte, aynı motivasyon içerisinde kurultaydan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurultaydan sonra teşkilatların ve elbette Bursa Teşkilatı'nın önündeki gündem maddesinin başkanlık sistemi olabileceğini söyleyebilir misiniz Sayın Torun? Şimdi bizim bu dönemdeki en önemli hususlarımızdan biri milletimize söz verdiğimiz yeni anayasayı milletimize hediye etmek istiyoruz. Tabi bu yeni anayasanın içerisinde yönetim modeli olarak da başkanlık sisteminin olması gerektiğini ısrarla ifade ediyoruz. Çünkü niye ısrarla ifade ediyoruz? Çünkü Türkiye'nin önüne koyduğu hedeflere daha hızlı ulaşabilmek, alınan kararları daha hızlı hayata geçirebilmek için başkanlık modelinin en iyi model olduğunu ifade ediyoruz. Ki bunun uygulamaları çok açık. Yani çünkü çip başlı yönetimlerde, yani güçlü bir başbakan, güçlü bir cumhurbaşkanlığı olduğu yerlerde zaman zaman çatışma ortamları olabiliyor. Bu da ülkenin yükselişi açısından hedeflerine bir sendelemeye sebebiyet veriyor. Geçmişte bunun Türkiye'de çok örnekleri var. Yani düşünün ki 2001'de Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki bir krizin Türkiye'de nelere mal olduğunu hepimiz biliyoruz 2001'de. Daha sonra Başbakanımız o dönemdeki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer arasındaki bir müsteşarın da hatırlanmaması konusundaki yaşananlar hepimiz hatırlıyoruz. İşte Cumhurbaşkanı veto yetkilerini kullanıyor çünkü yetkileri var. Bunu da ülkenin gidişatı noktasında yani bir karşı karşıya kalma veya aynı düşünceyi paylaşmama halinde Türkiye'nin ilerleyişini zayıflatan, geciktiren bir yapıya sahip parlamenter sistem. Biz bu adımların daha hızlı atılması, daha iyi işlemesi, alınan kararların daha iyi hızlı uygulamaya geçmesi için tek başlı bir sistem ve bir başkanlık sisteminin çok daha uygun bir model olduğunu ifade ediyoruz. Bu Türkiye'de geçmişten yani 2001'den bahsettim. Geçmiş dönemlerde de bu tür çatışmaların zaman zaman yaşandığını hepimiz biliyoruz. Evet. Ve krizlere neden olduğunu da biliyoruz. Son olarak birkaç cümleyle kurultayı konuşalım. Pazar günü 22 Mayıs'ta AK Parti'nin olağanüstü kurultayı olacak. Bursa ile ilgili yaptığınız hazırlıklar nelerdir? Bursa nasıl, hangi oranda gidecek? Şimdi, oraya ne gibi hazırlıklar yaptınız? Biz her kongremize, büyük kongremize Bursa'da ciddi bir katılım sağlıyoruz. Teşkilatlarımız gerçekten çok heyecanlı. Bize genel merkezimiz işte 30 civarında otobüste katılmasının Bursa açısından uygun olduğu ifade. Biz 33 otobüs şu anda hazırlıklıyız. İnşallah cumartesi gecesi 33 otobüsümüz Ankara'ya yola çıkacak. Biz tüm delegelerimiz, tüm teşkilat mensuplarımız orada olacağız. Çok güçlü bir katılım sağlayacağız. Coşku içerisinde Bursa orada
olacak. Şu anda arkadaşlarımız tüm hazırlıkları tamamladılar. Gerekli duyurular yapıldı. Cumartesi pazara bağlayan gece yarısı da inşallah tüm ilçelerimizden belediye başkanları da birlikte. Tabii tüm belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız pazara bağlayan gece inşallah yola çıkacağız. Pazar sabahı da erkenden saat 6-7 gibi inşallah kongre alanda olacağız. Sayın Torun, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyenler, yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.